Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala elihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, çok kıymetli, faziletli kardeşlerim. Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 15. mektubun 5. sualinizin meali diye ifade edilen, yani 15. mektuptaki 5. meseleye gelmişiz. Bugün okuyacağımız 5. sualinizin meali olan bölüm kısa görünüyor. Fakat aslında Kur'an-ı Kerim'in içinde en ağırlıklı ele alınan mevzulardan bir tanesidir. Kıyametin kopmasından daha ziyade, kıyametin kopma hengamında meydana gelecek o korkunç hadiselerden daha önce ölmüş gitmiş Hazreti Adem'den bugüne kadar ister ervah-ı âliye mümin olarak öbür aleme intikal etmiş ruhlar, isterse ervah-ı safile gayri mümin veya kafir, münafık, müşrik olarak ölmüş, öbür aleme intikal etmiş olan ruhların da bundan haberi olacaklar mı? Böyle anlayabileceğimiz gibi meseleyi ervah-ı bakiye dendiği zaman bütün meleklerin, şeytanların, cinlerin bile bundan haberi olacak mı şeklinde, ervah-ı bakiye çok yoruma açık olan bir tabir. Böyle önemli bir hadiseyi burada soru olarak sormuş Sail, Üstad Hazretleri de farklı yönleriyle kısaca cevap vermiştir. Kıyamet dendiği zaman bu alemin sonu, diğer alemin de başlangıcı arasındaki o önemli ve dehşetli hadiselerin cereyan edeceği noktalar. Haşrin ispatı ayrı bir mesele. Ve bir 10. söz, bir baştan bir sona Cenab-ı Hakk'ın 23 ismi azamını ele alarak diğer 99 geri kalan 23'ün dışındaki isimlerle de siz aynı meseleyi aynı kıyaslamalar içerisinde kıyasi yolla haşri ispat edebilir, izah edebilirsiniz demek. Özellikle 29. söz ruh ve ruhun bekası ile alakalı olan bölüm ve işaretül i'cazda ve bil ahiretihum yuqinun ayetinin olduğu yerde haşri farklı boyutları ile ele almış ve bütün bunların da bir cihetten özeti olabilecek Mesnevi Nuriye'de lasiyamalar başlığında anlatılan yer, kıyametin kopması, ruhun bekası ile alakalı ve özellikle bir noktayı daha hatırladım. 24. sözün 2. dalının sonunda diyor ki Cenab-ı Hakk'ın Kadir ve Muhi isimlerinde ism-i azamı yakalayamamış kimselerin haşre imanları taklididir. Demek ki haşre imanda tahkiki ufka yükselebilmek için özellikle Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismi ve Muhyi isminde o azam mertebede tecelliyatını yakalamak lazımdır. Muhyi ismi de Risale-i Nur'da çok geçer. Özellikle 30. lemadaki 6 ismin ismi azam olarak izahatı olduğu yerde Hayy ismi farklı yönleriyle Muhyi ismiyle beraber El Hay Allah'ın zatına, Muhyi de fiili ismi olarak, zati ismin fiili ismi olarak ifade edilir. Orada anlatılır. Özellikle Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismine gelince mektubatta bana göre en ağır yer orasıdır. Orasını anlayan mektubatta anlayamadığı yer kalmaz. 20. mektubun o 10-11 kelime-i tehlilin orada iki makam halinde izahı var. İkinci makamındaki 10. kelime ve hu ala kulli şeyin kadir. Orasını lütfen okuyunuz. Orasını idrak ettiğiniz ve sonra ruhunuza
kalbinize, hissiyatınıza zerk ettiğiniz ve Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismini azam boyutlarıyla tecelliyatına şahit olduğunuz zaman haşre imanınız taklitten çıkacak, tahkiki ufka yükselecektir. Bu tespit, bu tavsiye az önce ifade ettim, kaynağını verdim. 24. sözün ikinci dalındaki onun son tarafında geçen Üstad Hazretlerinin bir tespiti ve bir tavsiyesidir. Şimdi önce burasını bir okumak istiyorum. Okuduktan sonra tekrar başa dönecek. Farklı yönleriyle işin üstünde beraberce inşallah durmaya çalışacağız. Beşinci sualinizin meali. Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye esir olacaklar mı? El cevap, derecatlarına göre ruhun öbür aleme imanlı gidip gitmemesine, hangi boyutta imanlı gidip gitmemesine veya küfür, şirk, nifak içinde, riya içinde ölmesine veya mümin ama günahkar olup ölmesine göre, aşağıya doğru derekelerine göre, ruhun derecatına göre müteessir olacaklardır, tesir altında kalacaklardır. Melaikelerin tecelliyatı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerde iken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de zişuur olan ervah-ı bakiye, zişuur olan ervah-ı bakiye. Yani insanların ruhları dışında kalan sair baki ruhlar, melekleri, cinleri, herhalde şeytanları da kastediyor. Meleklerin de kendi içerisinde dereceleri var. En üstte 4 tane bildiğimiz melek. Acaba onlar da müteessir olacaklar mı? Öyle de zişuur olan ervah-ı bakiye, kainatla alakadar oldukları için, Mikail'in kainatla alakası var. İsrafil'in sur üfleme ve zaten kıyametle kainatla alakası var. Cebrail'in daima Hazreti Allah, peygamberler şu anda peygamberlik bitse bile yine peygamberlerle Allah arasında o vazifesi, kainatla alakalı vazifesi devam ediyor. Müminlere ilham getiren Cebrail'in avaneleri varsa onların başında nazırlığı devam ediyor. Ve bu 4 tane büyük melekte kainatın hadisat-ı azimesinden derecelerine göre müteessir olmalarını, ehli azap ise elemkerane müteessir olacaklar. Ehli saadet ise hayretkerane, istirapkerane, belki bir cihette istibşarkerane, müjde kıyamet koptu, cennet kapıları açılıyor müjdeleri içerisinde teessüratta bulunmasını işarat-ı Kur'aniye gösteriyor. İşarat-ı Kur'aniye gösteriyor. Burada bir ayet kaynak olarak verilmiş. Sure üflenir. Allah diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Zümer suresi 68. ayet. Az sonra biraz üstünde durmak isterim. Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor. Bunun da üstünde duracağız biraz. Göreceksiniz diyor. Tekasür suresinde, Haş suresinde var. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'aniyeden hisseleri vardır diyor. Bir defa okumuş olduk. Şimdi yeniden başa dönerek şöyle biraz daha farklı boyutlarıyla Kur'an ayetleriyle anlamaya çalışalım. Önce kıyamet kelimesi üstünde durmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet kelimesi var. Bildiğiniz gibi Kıyame suresi de var. La uqusimu biyevmil kıyameti. Cenab-ı Hak kıyamet gününe dehşetli olduğu için, farklı olduğu için, icraat-ı subhani farklı boyutlarıyla tecelli edeceği için
yemin etmiş ve dikkatimizi çekmiş. La uqsimu biyevmil kıyame. Kıyame kelimesi, kıyamet kelimesi farklı tabirlerle Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde vardır. Acaba kıyamet dendiği zaman hem kelime manasıyla hem de dindeki ve şeriattaki yeri itibariyle nasıl anlayacağız? Bu mevzuda bu Zümer suresi 68. ayete bir bakış yapmak isterim. Ve nüfiha fissuri fesaika men fissemâvâti ve men fil ard illâ men şâallâh. Sümme nüfiha fîhi uhra feizâ hum kıyâmün. Burada da kıyam kelimesi var, kıyamet kelimesi. Feizâ hum kıyâmün yenzurûn. Sûre üflenir. Sûre üflenmesi Kur'an-ı Kerim'de de müteaddit ayetlerde geçer. Ve yüzlerce hadis-i şeriflerde de geçiyor. Sûre üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılır, cansız yere düşer. Göklerin ve yerlerin dışında kim varsa çarpılır deyince az önce geçti bu. Yani insanların daha önce öbür aleme intikal etmişlerin ruhları dışındaki sair varlıklar. Sonra ona bir defa daha üflenir. Demek ki sure bu ayete göre iki defa üflenecek. Bir de bakarsın bütün insanlar kabirlerinden ayağa kalkmış. Demek ki bu ayette kıyamet kelimesi bizim anladığımız kıyamet kelimesinden biraz farklı olarak anlaşılıyor. Yani kainat kıyamet kopmuş, biz kıyamet diyoruz. Varlıklar son bulmuş, az sonra tasvirlerde geçecek. Her şeyin altı üstüne, üstü altına gelmiş ve tekrar bir daha sure üflenince hem varlıkların hem insanların ayağa kalkmasına, o devreye kıyamet deniyor. Demek ki kıyamet ikinci sure üflendiği zaman ayağa kalkış manasında kullanılsa da ama az sonra değişik ayetlerde yine dikkatlerinize sunacağım. Aslında varlıkların şöyle şu andaki varlıkların ayağa kalkması. Nasıl biz namazda ayağa kalkıyoruz, secdeye gidiyoruz. Dağlar da yatan dağlar da diyecek ki ben de bir ayağa kalkmak istiyorum. Dünya da diyecek ki ben de bir ayağa kalkmak, şahlanmak istiyorum. Dünya adeta tek bir kalp gibi nefes alıp bir verecek, verip canlanmak isteyecek. O şöyle irkildiği, ürpeldiği, canlandığı, ayağa kalktığı an her şeyin sonu gelecek. İşte mecazi manada ona da kıyamet deniyor. Soruyu soran bu son anlattığım manada kıyametin hadisatını sormuş. Zaten ikinci sura üflenildiği zaman bütün varlıkların yeniden ayağa kalkması, hatta cinlerin, şeytanların, meleklerin, insanların, bütün ruhların, zaten bütün kainat, bütün varlıkların onlardan haberdar olacağı ayağından ayağın, beyandan beyan. Onların o safhada müteessir olacakları belli. Ama burada kıyametin kopma anı, yani dağlar bir ayağa kalkacak, güneş şöyle olduğu yerden bir ayağa kalkmak isteyecek, yıldızlar bir ayağa kalkmak isteyecek ve bütün yeryüzündeki varlıklar şöyle bir ayağa kalkmak isteyecek. Yani kıyametin kopma dediği ilk sure, birinci defa sure üflenildiği zaman meydana gelecek hadisat, buradaki kıyamet hadisatı daha çok birinci defa sure üflendiğinde diye akla geliyor. Bu mecazen, hakikisi kıyamet ikinci defa sure üflenişte. Ama bu ayetin tefsirlerine baktım. Zümer suresi 68. ayetti bu. Bu ayette sure iki defa üfleneceği bildirilmiştir. Neml suresindeki 87. ayette ise bu ikisinden önce bir kere daha sure üfleneceği orada ifade ediliyor. Demek ki Zümer 68'de iki defa sure üflenecek. Bir her şey yerinden fırlayacak. İkincisi ikinci dirilme. İşte kıyamet o. Ama o hakiki manada, mecazi manada böyle. Neml suresi 87. ayette ise
bir farklı şekilde daha sure üfleneceğinden söz edilmiştir. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor ki sure 3 defa üflenecek. Bunlardan birincisi nefatül feza, yani dehşetli bir ses olacak. O ilk her şeyin ayağa kalkma, yerinden oynama, fırlama anı bu nefatül feza'a. Sonunda ayın var. Feza'a. Evet. Dehşetli bir ses. İkincisi nefatül sağ. Yani öldüren ses demek. Üçüncüsü ise nefatül kıyame. Yeniden ayağa kalkma, ikinci dirilişin başlangıcı olan nokta demek. Burada istisna edilenlere dikkat çekmişler. En büyük 4 melek bu kıyamet hengamında, bunlar istisna edilmiş. Bazı müfessirler ayrıca Hamale-i Arş yahut Rıdvan melekleri, cennetteki vazifeli bütün meleklerin başındaki mesul, mükellef, birinci sorumlu meleğe Rıdvan melekleri denir. Evet. Huriler, Malik yani cehennemde bulunan bütün meleklerin başındaki müekkel melek, Malik cehennem sorumlusu ve bir de cehennemde her sorumlu olan zebaniler, bunlar bu kıyametin dışında kalacaktır demiş bazı tefsirciler. Yavaş yavaş mevzuya farklı boyutlarla temas etmek istiyorum. Ancak burada müfessirlerin en büyük 4 meleğin yani Cebrail, Mikail, İsrafil ve Ezrail'in bu nefalardan istisna kalacağı şeklinde yorumlarını Taberani'de gelen hadis çok güçlü bir rivayette gelmemiş. Kıyle ile gelen denildi ki kim dedi belli değil. İşte böyle bir hadis-i şerifte bunlara maktu hadis, münkati hadis de deniyor. Böyle bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki her şeyin sonu gelecek, her şey ölecek. Ama her şey ölecek. Ve sonra Cenab-ı Hak bildiği halde her şeyin ölümüne vesile olan başta Ezrail'e, Melekül Mevt'e soracak. Kim kaldı? Diyecek ya Rab ben kaldım. Cebrail kaldı, Mikail kaldı, İsrafil kaldı. Allah Melekül Mevt'e yani Hazreti Ezrail'e diyecek ki sen Mikail'in de ruhunu kabz et. Onun da ruhunu kabz edecek Ezrail. Anlayacak tabi. Tecrübesi var, firaseti var. Sıra kendisine gelecek. Allahu Ekber diye secdeye kapanacak. Tir tir titriyecek. Orada tesbihatta, tahmidatta, tekbiratta, temcidatta bulunacak. Allah ayağa kalk diyecek ona. Bu ne kadar sürecek belli değil. Farklı rivayetler var. Kim kaldı? Ya Rab ben kaldım. İşte İsrafil kaldı, Cebrail kaldı. Cebrail'in de ruhunu kabz et diyecek. Bir kademe daha ölüm kendisine yaklaştığını görünce Ezrail, bu dünya, bu hakikat böyle yapma bulursun dünyası. Men dakka dukka demişler. Sonra Cebrail'in ruhunu da kabz edecek. Aynı minvalde İsrafil'in de sure üfleyen İsrafil'in de ruhunu kabz edecek. Cenab-ı Hak bildiği halde soracak kim kaldı? Ben kaldım ya Rabbi, Zat-ı Kibriyan kaldı. Allah onun da ruhunu kabz edecek. Allah'tan başka hiçbir varlık kalmayacak. Vücudu harici noktasında. Ama Cenab-ı Hakk'ın ilminde, muhit ilminde her şey ademi vücuduyla var. Cenab-ı Hak sonra bütün varlıklara şöyle seslenecek. Ben demedim mi vahid benim, ehad benim. Demedim mi ben vahid benim, ehad benim diyecek. Allah kendisi soracak, Allah sorduğu soruya kendisi cevap verecek. Limenil mülkül yevm. Anladınız mı şimdi mülk kime aitmiş? Yine Allah kendi soruya kendisi cevap vererek lillahil vahidil kahhar. Her şey, her varlık sadece ve sadece Vahid-i Kahhar olan Hazreti Allah'a aittir diyecek. Ve işte Cenab-ı Hak tekrar İsrafil'i yaratacak. İsrafil'in üçüncü defa bu Zümer suresi 68. ayette geçen üflemedeki ikinci üflemesi olarak anlatılan
ثُمَّ نُفِهَ ف۪يهُ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْزُرُونَ Her şey yeniden ayağa kalkacak ve haşir meydanında toplanmalar meydana gelecektir.